İlk bölümden seyirciyi bu kadar etkilemesi ve bu kadar ses getirmesi gerçekten beklediğimiz bir şeydi. Biz de senaryoyu ilk okuduğumuzda o dönemi bir kez daha yaşadık. Dediğiniz gibi daha önceden de bu dönemi canlandırmış biri olarak Kanal D bizim uğurumuz sanırım. İkinci defa benzer dönemi anlatan hikayede bulunmak tabii ki bambaşka. O kadar üzülüyorum ki ona aslında, o kadar çaresiz ki. Aslında ona her şey olması gerektiği gibi derdim. Sakin olmasını ve biraz da akışına bırakmasını, çok fazla yönlendirmeye çalışıyor ve çok fazla çaresiz olduğu için çok fazla etrafa saldırıyor. Yeter ki o istediği şey bir an evvel gerçekleşsin. Hikayede de gördüğümüz çaresizliği yaşıyor. Tek söyleyebildiğim şey biraz daha sakin olması ve akışa güvenmesi. Çok uzun zamandır böyle bir rol için heyecanlanmamıştım, öncelikle onu söyleyeyim. Daha çok böyle ayakları yere basan güçlü kadın hikayelerin içinde yer alıp bir anda böyle ters köşe bir rolde oynamak benim için ilk başta çok zordu. Gerçekten ne çıkacağını çok fazla bilemiyordum. Hani okuyorum, anlamaya çalışıyorum kadını, işin içine biraz da böyle benim çok fazla deneyimlemediğim bir içme durumu girdiğinde vereceği tepkilerin ne olduğunu hayal edemiyorum. Tamamen metne bağlı kalarak ve hocamızın yönlendirmesiyle, Altın hocamızın. İçime o kadar sinen bir karakter çıktı ki gerçekten çok uzun zamandır böyle bir şey hissetmemiştim. Sete koşarak geliyorum ve bir an evvel Ruçhan olmak istiyorum. Tek kelime söyleyebilirim. Benzer tarafımız sadece ayak numaramız. Ruçhan çok özel. Bence öncelikle yalnızlığı, yalnız bir kadın, evhamlı bir kadın. Son olarak da aslında ilk belki de söylemem gerekirdi. Oğlu için dünyaları yıkıp tekrar yaratabilecek güce sahip bir kadın.